TKAS Suresi. 1. Çoklukla övünüşün oyalaması ve nüzul sebebi, iki ölene kadar lüzumsuz şeylerle oyalanayılar. üç kabir, kabirler. 4. kabir ziyareti ve faydaları. 5. ölümü, ölüm hallerini hatırlamak ve kabir ziyareti, TEKASÜR Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Bütün müfessirlerin görüşüne göre Mekke'de inmiştir. Buhari Medine'de indiğini rivayet etmiştir. 1. 8 ayettir. 2. 1. Çoklukla övünüş sizi o kadar oyaladı ki. 2. Sonunda kabirleri ziyaret ettiniz. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı beş başlık halinde sunacağız. 1. Çoklukla övünüşün oyalaması ve nüzul sebebi. Çoklukla övünüş sizi o kadar oyaladı ki. Buyruğundaki, sizi oyaladı, sizi uğraştırdı, meşgul etti, demektir. Şair şöyle demiştir: Ve ben o kadın, muakalı ve henüz AÜT eman çocuğundan oyaladım. Benimle meşgul oldu da onunla ilgilenemedi. Yani mal çokluğu ile sayıca çoklukla övünülünüz, sizi Allah'a itaatten alıkoydu ve bu siz ölünceye, kabirlere defnedilinceye kadar sürüp gitti. Sizi oyaladı, sizi unutturdu. Çoklukla övünüş, mal ve evlat çokluğuyla övünmek diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı İBN Abbas ve El Hasan yapmıştır. de dedi ki, kabile ve aşiretlerle övünüş, demektir. Ede daha hak, geçim ve ticaretle uğraşmanız sizi oyalamıştır, demektir. Bir şeyi unutup, onu hatırlanayıp, ondan yüz çevirmeyi anlatmak üzere, onu unutup, başka, şeyle oyalandım, oyalanıyorum, oyalanmak, denilir. Onu meşgul etti, oyaladı, anlamındadır. Onu onunla oyaladı, bir çeşit teselliyi elti, demektir tekasür, çoklukla övünüş, karşılıklı olarak çokluğu ileri sürüp, övünmek demektir. Mukatil, Katade ve başkaları şöyle demişlerdir, Yahudiler, biz filan oğullarından daha çokuz. Filan oğulları ise filan oğullarından daha çoktur, deyip de bu durum onların sonunda sapık olarak ölümleri ile neliceleninceye kadar oyalanmaları hakkında inmiştir. İyip Zeyd dedi ki, bu ensarın bir boyu hakkında inmiştir. İbn Abbas, Mukatil ve El Kelbi dedi ki, bu Kureyş'e bağlı iki kol olan Abdi Menafoğulları ile Sehmoğulları hakkında inmiştir. Bunlar İslam geldikten sonra ileri gelenler ve eşraflarının çokluğu ile karşılıklı olarak övündüler ve bunları sayıp dökmeye koyuldular, her bir kol bizim efendilerimiz daha çoktur, bizim güçlülerimiz daha güçlüdür, bizim sayılarımız daha büyüktür, bizim koruyucularımız daha çoktur, dedi. Ancak Abdi Menafoğullarının pay itibariyle daha çok oldukları ortaya çıktı. Daha sonra ölülerini ileri sürerek çokluk yarışına giriştiler. Sehmoğullarının Abdi Menaf daha çok oldukları ortaya çıktı. Bunun üzerine, sizin hayatta olanlarınızla, çoklukla övünüşünüz, sizi o kadar oyaladı ki sonunda, onlarla yetinmeyerek ölmüşlerle övünüp, kabirleri ziyaret ettiniz, buyrukları indi. Said'in rayvayetine göre, Katade şöyle demiştir, biz filan oğullarından daha çoğuz, biz filan oğullarından sayıca daha fazlayız diyorlardı fakat her gün onların, sonuncusuna varıncaya kadar biri ardına düşük gidiyorlardı. Allah'a yemin olsun ki hepsi kabirlerde ölü olarak gömülünceye kadar bu halleri devam edip gitti. AMRB, Dinar'dan rivayete göre, o, bu sure tüccarlar hakkında inmiştir, diye yemin etmiştir. Şeyban'dan, onun da Kacakıl'den rivayetine göre katade, bu sure kitap ehli hakkında inmiştir, demiştir derim ki, ayeli kerime sözü edilen bütün bu ve bankalarını da kapsayacak genelliktedir. Müslümin sahı Hindu mutarriften gelen rivayete göre, o babasından şöyle dediğini neye aki etmiştir, peygamber, savca, çoklukla övünüş sizi o kadar oyaladı ki. Buyruğunu okurken vardım, şöyle buyurdu, oğlum malını malım, der. Ey Ademoğlu senin malından yiyip de tükettiğin, giyinip de çürüttüğün yahu lasadduk edip de önünden gönder şeyden başka sana ait bir şey var mıdır? 3. Bunun dışında ne varsa hepsi gidicidir ve onu diğer insanlara terk edeceksin. 4. hali'nin İbn-i Şihab'dan rayvayetine göre o söyle demiştir, bana Enes B. Meyin layıcı yıldız verdiğine göre Resulullah, Sav, şöyle buyurmuştur, eğer Adem Ademoğlu'nun bir vadi dolusu altını bulunsa iki iyane vadisi olsun ister. Onun ağzını ancak toprak doldurur ve Allah de, evbedenin ı, evbesini kabul eder. Beş, sabit, Enes'ten, oy beyden şöyle dediğinin altunisi, iyi iyi, bir yedi bunu, çoklukla övünüş sizi o kadar oyaladı ki, buyruğu nazil oluncaya kadar kur, andan biliyorduk. İbnol Arabi dedi ki, bu sahih ve güzel bir neşur. Tefsir ehlinin dikkatini çekmemiştir. Bundan dolayı bunu bilmedikleri düzeltme işareti gibi başkalarını da bilgisizliğe sürüklemişlerdir, bilme imkanı verdiğinden ötürü Allah'a haindolsun. İbn-i Abbas dedi ki, Peygamber, sav, çoklukla övümüş sizi o kadar oyaladı ki. Buyruklarını okudu ve şöyle dedi, mallan çoğaltmak, onu hak olmayan yerden toplamak, hak olan yere vermemek ve kaplarda onu bağlamak, biriktirmektir. 6. İki ölene kadar lüzumsuz şeylerle oyalanırlar. Sonunda kabirleri ziyaret ettiniz, sonunda ölüm size geldi ve siz kabirlerin ziyaretçileri oldunuz. O kabirlerden artık ziyaretçinin kendi konağı olan cennet yahut cehennem ateşindeki yerine dönüşü gibi dönüyorsunuz. Ölen kimse hakkında, kabrini ziyaret etli, denilir. C de açıklanmıştır, önceden de geçi iyi yumuşak ye, iyi üzere sizler ölüleri dahi sayıncaya kadar çoklukla övünüp durdunuz. Bunun bir tehdit olduğu da söylenmiştir. Yani sizler, ölüp kabirleri ziyaret ederek size gelecek olan Allah'ın azabım görünceye kadar, dünyadaki övünç kaynaklarıyla uğraşıp durdunuz. 7. 3 kabir, kabirler. Kabirler, anlamındaki, mekabir, lafzı, i, i, e, nin çoğuludur. Kabirler, şekli ise, kabrin çoğuludur. Şair şöyle demiştir. Ben saray sahiplerinin öldükleri vakit kabirler üzerinde kayalar inşa ettiklerini görüyorum. Onlar övünmekten ve gösterişten başkasına kabul etmediler fakirlere karşı, hatta kabirlerde bile. Şiirde, makber, kabir, kelimesi de kullanılmıştır. Şair şöyle demiştir, bütün insanların avlularında bir makberleri vardır, onlar eksilirken kabirler artmaktadır. El makberi ile el makberi Ebu Said'in nispetidir. O makberlerde kalırdı. Ölüyü kabre koydum koyarım, onu defnettim ederim, demektir. Kabre konulmasın yıldız emrettim, demektir. Buna dair açıklamalar daha önce Abese suresinde, 80 bölü 21 ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. Allah'a hamdolsuzun. 8. 4 Kabir Ziyareti ve Faydaları Yüce Rabbimizden indirilen kitapta kabirlerden sadece bu surede söz edilmektedir. Kabirleri ziyaret, katı kalbin en büyük yaçlandandır. Çünkü kabirler uyumu ve ahireti hatırlatır. Bu ise insanın emelini kısa tutmasına, dünyaya karşı zahid olmasına, dünyaya rağbetinin azalmasına, dünyaya rağbeti terk etmesine sebeptir. Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, ben size daha öne eden kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar dünyaya karşı iki ahid olmayı sağlar, ahireli hatırlatır. 9. Bu hadisi İBN Mesud rivayet etmiş olup, İBN Mace, Sünen'in si zikretmiş bulunmaktadır. Müslümin bu Ebu Höreyre'den, çünkü o kabirler, iyi ziyaret, ölümü hatırlatır, şeklindedir. 10, Tirmizi'de, Bureyde'den gelen rivayet, çünkü ora bir iyi ziyaret, Ali İreli hatırlatır, şeklindedir. Tirmizi dedi ki, bu Hasan, sahih bir hadistir. 11, yine Tirmizi'de Ebu Höreyre'den gelen rivayete göre, Resulullah, sav, kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet okumuştur. Tirmizi, dedi ki, bu hususta İbn Abbas ve Hasan B. Sabitten de gelmiş, rivayetler vardır. Ebu İsa, ettirmizi, dedi ki, bu Hasan, sahih bir hadistir. 12. Bazı ilim ehlinin görüsüne göre bu, kadınlara kabir ziyaretinin yasağı, peygamber, sav, kabir ziyaretine müsaade etmeden önceydi. Kabir ziyaretine müsaade edince, onun bu müsaadesine erkekler de, kadınlar da girdi. Kimileri de şöyle demiştir, kadınların kabir ziyaretinin mekruh görülmesi, sabırlarının azlığı ve tahammülsüzlüklerinden ötürüdür. 13. Derim ki, erkeklerin kabir ziyareti, yapabileceği, ilim adamları tarafından ittifakla kabul edilmiş, fakat kadınlar hakkında görüş ayrılığı vardır. Genç kadınların, bu maksatla, dışarı çıkmaları haramdır. Ancak yaşlanmış hanımların kabir ziyaretine gitmeleri mubahtır, bununla birlikte hep birlikte ziyaret etmeleri caizdir. Bu hüküm kabir ziyaretine çıkışları esnasında erkeklerin on yerle birlikte gitmemeleri halindedir. Bu hususta Yüce Allah'ın izniyle görüş ayrılığı yoktur. Bu duruma göre Peygamber Efendimizin, kabirleri ziyaret ediniz, buyruğu umumi olur. Ancak erkek ve kadınların bir araya gelmelerinden ötürü fitneden korkulacak bir zaman ya da bir mekan söz konusu olursa, o vakit bu ziyaret helal de olmaz, caiz de olmaz. Çünkü böyle bir durumda erkek ibret almak için Kea bir ziyaretine çıkmışken gözü bir kadına isabet eder, fitneye düşer. Aksi de söz konusu olabilir. Bu sefer erkek ve kadının her biri ecir kazanmaksızın veba almış olarak geri döner. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 14. 5 Ölümü, Ölüm Hallerini Hatırlamak ve Kabir Ziyareti İlim adamları dedi ki, kalbini tedavi etmek ve Rabbine itaate zorlayan zincirlere bağlı kalmak isteyen kimsenin, lezzetleri ortadan bölen, cemaatleri dağıtan, erkek ve kızları yetim bırakan, olumu çokça hatırlaması, ölüm döşeğinde olanları görmeye, Müslüman ölülerin kabirlerini ziyaret etmeye çokça dikkat etmesi ve yapması gerekir kalbi kalı taşıp, günahlardan yakasını kurtaramayan kimsenin hastalığını bunlarla tedavi etme nokta yeğe çalışması, şeytanın fitnelerine ve onun yardımcılarına karşı bunları imdada çağırması gerekir. Eğer ölümü çokça hatırlamanın faydasını görür ve bununla kalbinin kanaylığı giderse mesele yok. Şayet kalbinin kararması aleyhine olarak genişlemiş, günaha iten hususlar kalbinde sağlam yer etmiş ise, o takdirde ölüm döşeğinde olanları görmek ve Müslümanların kabirlerini ziyaret etmek, birincisinin yapamadığı derecede bu halleri kendisinden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Çünkü ölümü hatırlamak kalbe sonunda nereye varılacağını haber verir ve onu korkutup sakındırma konumunda olur. Ölüm döşeğinde bulunanları görüp Müslümanların kabirlerini ziyaret etmek ise doğrudan doğruyu gözle görmek ve müşahede etmektir. Bundan dokuyu bunlar birincisinden daha etkileyicidir. Peygamber, sav, de, haber vermek gözle görmek gibi değildir, 15 diye buyurmuştur. Bunu İbn Abbas rivayet etmiştir. Ölüm döşeğinde bulunanların hallerinden ibret almak, her zaman mümkün olmayabilir. Herhangi bir vakit kalbini tedavi etmek isteyen böyle bir olaya denk gelmeyebilir, ama kabirleri ziyaret etmek daha koyay gerçekleştirilebilir. Bu ziyaretle yararlanmak daha layık ve daha uygundur. O halde kabir ziyaret etmeyi kararlaştıran bir kimsenin bu husustaki edeblere riayet etmesi, bunun için kalbini onlara gitmeye hazırlaması ve kabir ziyaretinden elde edeceği payın sadece mezarları dolaşıp gelmekten ibaret kalmaması gerekir. Çünkü böyle bir hal onun ile herhangi bir hayvan arasında da ortak bir payda olarak görülebilir. Bundan Allah'a sığınırız. Aksine böyle birisi yapacağı bu ziyaret ile yüce Allah'ın rızasını kalbinin bozukluğunu ıslah etmeyi yahut da ölünün yanında okuyacağı Kur'an ve yapacağı dualarla ölüyü faydalandırınayı niyet etmeli, kabirler üzerinde yürümekten, onlar üzerinde oturmaktan uzak durmalıdır. Kabristana girdiği vakit selam vermelidir. Tanıdığı ölünün kabrine ulaşınca yine selam vermeli ve ona yüzünün karşı cephesinden varmalıdır. Çünkü kabirde ölüyü ziyaret, ÜPK'ı hayattayken ona hitap etmek gibidir. Eğer hayattayken onunla konuşsaydı edeb onun yüzünün karşısında olmasını gerektirirdi. İşte burada da böyle olmalıdır. Diha sonra toprağın altına giren, ailesinden ve sevdiklerinden ayrılıp kopan bu kimselerin hallerinden ibret almalıdır. Bunkır daha önce ordulara, askerlere kumandanlık ederler, arkadaşlarıyla, aşirelleriyle yansırlar, inal mülk toplayıp dururlarken ummadıkları bir zamanda ölüm gelip onları bulmuş, ummadıkları bir dehşetle karşı karşıya kalmışlardır. Kabir ziyaretini yapan kimsenin kendisinden önce geçip gitmiş, kendi denge olup emellerine ulaşmış, inallar yığıp biriktirmiş fakat geçip gitmiş bu kimselerin bir yerde emellerinin nasıl kesildiğini, inallarının kendilerine nasıl fayda sağlamadığını, toprağın yüzlerinin güzelliklerini alıp götürdüğünü, kabirlerde cesetlerinin darmadağın olduğunu, arkalarından hanımlarının dul kaldığını yetimliğin zilletinin çocuklarını bürüdüğünü, başkalarının onların geriye bıraktıkları mal ve mülklerini paylaştırdıklarını düşünmelidir. Maksatlarını gerçekleştirmek için nasıl gidip geldiklerini, isteklerini elde etmek için ne derece tutkun olduklarını, sebeplerin istediklerine uygun şekilde gerçekleşmesine nasıl aldanıp, sağlık ve gençliklerine kandıklarını da hatırlamalıdır. Bilsin ki, onun oyun ve eğlencelere meyli tıpkı onlarınki gibidir. Önündeki dehşetli ölümden, çabucak gelecek olan helak oluştan yana gafleti, onların da, bir zaman karşı karşıya bulundukları, gafletleri gibidir. Kendisi de hiç şüphesiz onların akıbetiyle karşılaşacaktır. Kendisinin gözettiği hedefleri gerçekleştirmek için gidip gelen kimseleri ve sonunda bunların ayaklarının nasıl kendilerini taşıyamaz olduğunu hatırından uzak tutmamalıdır. Önceleri kendisine verilen imkanlara bakmaktan zevk alırken, şimdi gözlerinin akıp gittiğini, Beli konuşmasıyla etrafını etkilerken kurtçukların, dilini yediklerini, talihinin yaver gitmesinden ötürü gülüyorken şimdi toprağın, dişlerini çürüttüğünü hatırından uzak tutmasın ve kesinlikle bilsin ki, bir zamanlar bu arkadaşının durumu kendisinin şimdiki hali gibiydi. Kendisinin de varacağı akıbet, işte bunun akıbeti gibi olacaktır. İşte bu şekilde öğüt ve ibret alırsa, o vakit bütün dünyevi ayar ondan uzaklaşır, uhrevi amellere yönelir, dünyasına karşı zülid olur, Mevlasına itaate yönelir, kalbi yumuşar, azaları huşu bulur. 16. 3- Sakının, yakında bileceksiniz. 4. Evet, sakının, ileride bileceksiniz. Sakının, lafzı hakkında Deferra dedi ki, yani durum sizin övünmek, çoklukla karşılıklı böbürlenmek şeklindeki bu halleriniz gibi değildir. Buna göre ifade, sakının, sakın da bileceksiniz, da tamam olmaktadır ki, yakında bu halinizin akıbetini bileceksiniz, demektir. Evet, sakının, ileride bileceksiniz, buyruğu da tehditten sonra bir diğer tehdittir. Bu açıklamayı mücahid yapmıştır. Tekid ve durumun daha vahim olduğunu anlatmak maksadıyla tekrar edilmiş olma ihtimali de vardır. Bu da el fenanın görüşüdür. İbn Abbas dedi ki, sakinini yakında, kabirde size ne gibi bir azap geleceğini, bileceksiniz. Evet, sakının, ileride, ahirette azap başınıza geleceği vakit, bileceksiniz. Buna göre birincisi kabir hakkında, ikincisi ahirete hakkındadır. Dolayısıyla tekrar her iki hal için söz konusudur. Sakının, yakında bileceksiniz. Yani azabı göreceğiniz vakit, benim sizi kendisine davet ettiğim şeyin hak okluğunu bileceksiniz. Evet, sakının ileride, ölümden sonra diriliş esnasında, size vaat ettiğimin doğru olduğunu, bileceksiniz, diye de açıklanmıştır. Zirbe, p 5 Ali, R, A'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir, bizler bu sure nazil oluncaya kadar kabir azabı hakkında şüphe ediyorduk. Bununla Yüce Allah'ın, sakının, yakında, kabirlerde, bileceksiniz, buyruğuna işaret etmektedir. Bir diğer açıklamaya göre, sakının, Yakında, ölüm gelip sizi bulduğunda ve elçiler canlarınızı almak üzere geldiğinde, bileceksiniz. Evet, sakının, ileride, kabirlerinize girip, münker ve nekir gelip, kabir sorusu dehşeti sizi çepeçevre kuşatıp ve cevap vermek imkanını bulamadığınız vakit, bileceksiniz. Derim ki, buna göre sure, kabir azabının varlığını da ihtiva etmektedir. Bizler, et Adlı eserimizde kabir azabına iman etmenin vacip olduğunu, onu tasdikin gerekli olduğunu zikretmiş bulunuyoruz. Bu da doğru sözlünün haber verdiğine uygun olandır. Yüce Allah, mükellef olan kulunu tekrar ona hayatı geri çevirmek suretiyle kabrinde diriltecek ve ona hayatta iken sahih olduğu nitelikteki bir aklı verecektir. Böylece kendisine sorulacak soruyu anlayacak ve ne cevap vereceğini bilecek, Rabbinden geleni kavrayacak, kabrinde kendisine hazırlanmış olan lütuf ya da aşağılatıcı halleri anlayabilecektir. Ehli sünnetin kabul ettiği görüş ile, bu din inen sablarının büyük cemaatinin enimsediği kanaat budur. Biz bütün bu hususları yeterli açıklamalarıyla orada zikretmiş bulunuyoruz. Allah emdolsun. Sakinini yakında, ölümden sonra diriltileceğiniz vakit diriltilmiş olacağınızı, bileceksiniz. Evet, sakının, yakında, kıyamet gününde azaba uğratılacağınızı, bileceksiniz, diye de açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre, sure ölümden sonra diriliş, haş, soru, amellerin arz edilmesi ve buna benzer kıyametin dehşetli ve korkutucu hallerini de ihtiva etmektedir. Tıpkı, Etteskire bi ahvalil mevta ve umurit a'ira adlı eserimizde zikrettiğimiz gibi. D.E.D. De dahak dedi ki, sakinini yakında bileceksiniz, buyruğu ile kafirleri kastetmektedir. Evet, sakının, ileride bileceksiniz, buyruğu da müminler hakkındadır. O, E.D. Dahak, sureyi böyle okuyordu. Bu ayetlerin ilkini, T ile E kafirler. Siz bileceksiniz anlamında, ikincisini i.se, 7e ile o müminler bilecekler, anlamında okuyordu. 17. 5 sakının. Gerçekten kesin bir bilgiyle bilseydiniz. Sakının. Gerçekten kesin bir bilgiyle bilseydiniz, buyruğunda sakının anlamındaki lafı yine tekrarlamıştır ki bu da bir azar ve bir uyarıdır. Çünkü bunların her birisinden sonra bir başka şeyi zikretmiş olmaktadır. Şöyle buyurmuş gibidir. Yapmayınız, çünkü siz pişman olacaksınız. Evet, yapmayınız, çünkü sizler böylelikle cezalandırılmanızı gerektiren işler yapıyorsunuz. İlmin yakin, kesin bilgi, ye izafe edilmesi Yüce Allah'ın, şüphesiz ki bu kesin bilgi veren hakkın ta kendisidir. El -Vaka, 56 bölü 95 buyruğuna benzemektedir. Burada sözü geçen, yakin, kesin bilgi, nin ölüm olduğu da söylenmiştir ki, bu görüş Katade'ye aittir. Yine ondan, bunun ölümden sonra diriliş, bas, olduğunu söylediği de nakledilmiştir. Çünkü ölümden sonra diriliş geldi mi artık şüpheler ortadan kalkacaktır keşke sizler ölümden sonra dirilişin bilgisini bilseydiniz, demektir. Senin cevabı hasfedilin iştir. Yani sura üfürüleceği vakit, cesetleriniz üzerinden kabirlerin varılacağı vakit, ölümden sonra dirilişe dair bileceğiniz ve haşlinizin nasıl olacağını öğreneceğiniz vakit elde edeceğiniz bilgi yeri bugün bilmiş olsaydınız, hiç şüphesiz bu bilgileriniz sizleri dünyada çoklukla övünüşten alıkoyacaktı. Şöyle de açıklanmıştır, sakının. Gerçekten kesin bir bilgiyle bilseydiniz. Yani amel defterlerinin, sahihlerini bulmak üzere, uçuşukta kiminin mutlu, kiminin bedbaht olacağını kesin olarak bilmiş olsaydınız. Şöyle de açıklanmıştır, bu üç yerde de, sakının, anlamındaki lafız, dikkat edin, haberiniz olsun, anlamındadır. Bu açıklamayı İBN'ye bir halim yapmıştır. El-Ferra dedi ki, bu, gerçekten, anlamındadır. Buna dair yeterli açıklamalar daha önceden, Meryem, 19 bölü 79 ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. 18. 6. Andolsun siz canimi göreceksinizdir. 7. Yine andolsun onu aynel yakin göreceksinizdir. Andolsun, si iki canimi göreceksinizdir, buyruğu bir başka tehdittir. Buyrukta yeminin hasfedilmiş olduğu kabul edilir. Yani, andolsun ki ahirette cahimi göreceksinizdir. İlitab cehenneme girmeleri vacip olmuş kafirleredir. Umumi olduğu da söylenmiştir. Yüce Allah'ın, şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Meryem, 19 bölü 71 buyruğu gibi. Orası kafirler için kalınacak bir yurt, müminler için de bir geçit olarak hazırlanmıştır. Sahifte de şöyle buyurulmuştur, onların ilkleri şimşek gibi geçecektir, sonrakiler rüzgar gibi, sonrakiler kuş gibi. 19, yine bu husus Meryem suresinde, 19 bölü 71. Ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. CL Kisai ve İBNAMR, andolsun. Göreceksinizdir, anlamındaki buyruğu, T, harfine ötreli olarak, BG, andolsun size gösterilecektir, diye okumuşlardır ki, sizler oraya hasredilecek ve size gösterilecektir, demektir. T, harfi üstün olarak cemaatin kıraati olup, andolsun uzaktan gözlerinizle cehennemi göreceksiniz, demektir. Yine andolsun onu aynel yakin, yani müşahede ederek, göreceksinizdir. Bu buyruğun, kafirlerin, cehennemde sürekli kalacaklarını haber verdiği söylenmiştir. Yani onların bu görüşleri kesintisiz ve sürekli bir görüştür. Bu açıklamaya göre hitap kafirleredir. Bir diğer açıklamaya göre buyruğun anlamı şudur, gerçekten kesin bir bilgiyle bilseydiniz. Yani sizler bugün dünyada iken size ileride göreceğinizi anlattığım hususları kesin olarak bilseydiniz, andolsun siz cahimi, kalp gözlerinizle, göreceksinizdir. Çünkü yakin ilim, insanın cehennemi, kalp gözüyle görmesini sağlar. Bu da kıyamet hallerini ve onun mesafelerinin kat edilmesinin, kişinin gözleri önünde canlanmasıyla olur. Yine andolsun onu aynel yakin göreceksinizdir. Yani baş gözüyle görmek sırasında cehennem kesin olarak görülecektir, insanın gözü önünden kaybolmayacaktır. Sonra andolsun, o günde nimetlerden elbette sorulacaksınızdır bu da sorgulanmak ve amellerin arz edilmesi için mevkıfte bulunulacağı zaman olacaktır. 20. 8. Sonra andolsun o günde nimetlerden elbette sorulacaksınızdır. Sonra andolsun o günde nimetlerden elbette sorulacaksınızdır. Müslim'in sahihinde rivayet ettiğine göre Ebu Höreyre şöyle demiştir, Resulullah bir gün ya da bir gece dışarı çıktı. Ebu Bekir ve Ömer'le karşılaştı. Onlara, şu vakit evden çıkmanıza sebep nedir? Yıldız diye sordu. Açlık ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber nefsim elinde olana yemin ederim ki gerçekten beni de dışarı çıkartan sebep sizi çıkartan sebebin aynısıdır. Haydi kalkın. İkisi de onunla birlikte kalktı. Ensar'dan bir adama gittiler. Adam evinde değildi. Hanımı peygamberi görünce hoş safa geldiniz dedi. Resulullah sav ona filan nerede diye sordu. Hanımı bize bir miktar tatlı su getirmeye gitti. Derken Ensar'dan olan o şahıs da geldi. Resulullah'a ve arkadaşlarına baktı. Sonra da Allah'a hamdolsun dedi. Bugün hiç kimsenin benim kadar değerli misafiri yoktur. Ensar'dan olan o zat gidip taze, kuru ve yaş hurması bulunan büyükçe bir salkım getirdi. Bundan yiyin dedi. Bıçağı aldı. Resulullah (sav) ona, "Sakın süt emziren bir dağ varı kesmeyesin." dedi. Onlara bir koyun kesti. Koyundan ve o hurma salkımından yediler, içtiler. Doyup içeceğe de kanınca Resulullah, Sav, Ebu Bekir ve Ömer'e dedi ki, nefsim elinde olana yemin ederim ki, kıyamet gününde bugünün nimetleri hakkında size soru sorulacaktır. Açlık sebebiyle evlerinizden dışarıya çıktınız, sonra da bu nimetleri elde edip geri döndünüz. 21. Bu hadisi, Tirmizi de rivayet etmiştir. Onun rivayetinde şöyle denilmektedir, ''İşte bu nefsim elinde olana yemin olsun ki, kıyamet gününde kendisinden sorgulanacağınız nimetlerdendir. Serin bir gölge, hoş taze hurma ve soğuk bir su. Tirmizi, Ensardan olan o şahsın künyesini de vermiş, adının Ebul Heysem ve Ette-i olduğunu söylemiş ve ondan sonra başından geçen bu olayı zikretmiştir. 22. Derim ki, Ensardan olan bu şahsın adı Malik ve ette -ihan'dır. künyesi de Ebul Heysem'dir. Bu olay ile ilgili olarak Abdullah ve Revaha, Ebul Heysem ve Ette-i överek şöyle demiştir hiçbir ümmet için İslam gibi bir izzet kaynağı görmedim. Ve o misafirperverin misafirleri gibi bir topluluğu da. Bir peygamber, bir sıddık ve bir ümmetin faruku ki bunlar hem dal, hem budak olarak Havva oğullarının hayırlılarıdır. Belli bir vakit ve takdir olunmuş bir kaza gereği bir araya geldiler. Esasen Allah'ın kazası takdir olunmuş bir kaderdir. Şerefli bir adam ki cömertliğiyle yarışır, kuşluk vakti güneşleriyle, cömertlik, şeref ve ile her bir baskında Allah'ın yarattıklarının şanlı suarisidir o. Herkes sağlam çivilerle dokunmuş demir, zırhı giydiği vakit. Hoş ve güzel karşıladı, sevinçle selamladı, sonra cömertçe ağırladı onları. Onlara ziyafet olarak, etleri, paramparça edilmiş, semiz bir koyunu ikram eyledi. Hafız Ebu Nuaym, Resulü Sav, ne yaz adlısı Ebu Asip'ten şöyle dediğini zikretmektedir. Bir gece Resulullah, Sav, yanımıza çıka geldi. Ben de onun yanına gittim. Sonra Ebu Bekir'in yanına vardı, onu çağırdı, o da yanına çıkıp geldi. Daha sonra Ömer'e uğradı, onu da çağırdı, o da yanına geldi. Yola koyuldu, nihayet Ensar'dan birisine ait bir bahçeden içeri girip, bahçenin sahibine, bize taze hurma getir de yiyelim dedi Ensar'dan olan Ozat bir salkım hurma getirdi yere koydu onlar da ondan yediler Daha sonra su istedi suyu içti Sonra da andolsun ki kıyamet gününde bunlardan size sorulacaktır diye buyurdu Ebu Asip dedi ki Ömer salkımı aldı ve hurması Resulullah Sav -ı e yüzüne doğru dağılıncaya kadar yere vurdu Ey Allah'ın Resulü dedi biz kıyamet gününde bundan da mı sorumlu tutulacağız Peygamber şöyle buyurdu evet, ancak üç şey müstesna, onlardan sorumlu tutulmak söz konusu olmayacaktır, kendisiyle açlığını gidereceği bir parça ekmek yahut kendisiyle avretini örteceği bir elbise yahut sıcak ve soğuktan korunmak için içinde barınacağı bir delik. 23. Tevil alimleri kendisinden sorumluluğun söz konusu olduğu nimetlerin mahiyeti hususunda on görüş belirtmişlerdir. 24. Bir güvenlik ve sağlıktır. Bu İBN Mesud'un görüşüdür. İki sağlık ve boş vakittir bu da Said B. Cübeyr'in görüşüdür. Buhari'de peygamber, Sav'dan şöyle dediği zikredilmektedir. İki nimet vardır ki insanların birçoğu o ikisi hakkında aldanış içerisindedirler, sağlık ve boş vakit. 25. Üç görmek ve işitmek organları ile idrak edebilmektir. Bu görüşü i̇bn İBNAB basın görüşüdür. Kur'an, ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur, çünkü kulak, göz ve kalbin her biri ondan sorumludur. El-İsra, 17 bölü 36 Sahihde Ebu Höreyre ve Ebu Said'den şöyle dedikleri zikredilmektedir. Resulullah, sav buyurdu ki, kıyamet gününde kul getirilir, ona şöyle der, ben sana işitecek kulak, görecek göz, mal ve evlat. Vermedim mi, bu hadisi tirmizi rivayet etmiş olup, hakkında hadis hasen, sahihtir demiştir. 26- Dört yenilen ve içilen şeylerin lezzetleridir. Bu da Cabir B. Abdullah el-Ensari'nin görüşüdür. Ebu Höreyle'nin rivayet ettiği hadis de buna delil teşkil eder. 5 öğlen ve akşam yemekleridir. Bu da El Hasen'in görüşüdür. 6 bu Mekül Eşşami'nin görüşüdür. Bundan kasıt, midelerin doyması, soğuk içecekler, meskenlerin gölgesi, mutedil yaratılış ve uyku lezzetidir. Bunu ayrıca Zeyd ve Eşlem babasından rivayet etmiş ve şöyle dediğini nakletmiştir. Resulullah, sav buyurdu ki, sonra andolsun o günde nimetlerden elbette sorulacaksınızdır, buyruğunu okudu. Yani midelerin doymasından, sorulacaksınız, diye buyurdu, deyip hadisin geri kalan bölümlerini zikretti. 27. Bu hadisi elma verdi zikrettikten sonra şunları söylemiştir, böyle bir sorgulama kafiri de, mümini de kapsamını alır. Şu kadar var ki, müminin sorgulanması ona hem dünya, hem ahiret nimetlerinin verileceği müjdesini ihtiva eder. Kâfir'in sorgulanması ise dünyadaki nimetlere küfür ve masiyet ile karşılık verdiği için bir azar mahiyetinde olacaktır. 28. Yedi bir kesimin görüşüne göre bütün nimetleri kapsayan bu sorgulama sadece kâfirler içindir. Çünkü rivayet olunduğuna göre bu ayeti kerime nazil olunca Ebu Bekir şöyle demiş: Ey Allah'ın Resulü. Ebu bir Heysem ve Ettey, Yihanem evinden afba ekmeği, el ve henüz yeni olgunlaşmaya başlamış taze hurma ve tağılı sudan ibaret seninle birlikte bir yemek yemiştik. Nokta. Sence yemiş olduğumuz o yemek kendisinden sorguya çekileceğimiz nimetlerden midir? Peygamber, Sav, şöyle buyurdu, o sorgulama kafirler içindir. Daha sonra, zaten biz, nankörlük edenlerden başkasını cezalandırır mıyız ki? Sebe, 34 bölü 17, buyruğunu okudu. Bunu el Kuşeyri Ebu Nas zikretmiştir. el de nimetlerden sorumlu tutulacaklar, yalnızca cehennem ehlidir. el Kuşeyri dedi ki, bu hususta varit olmuş haberler bir arada şöylece açıklanabilir, herkes sorumlu tutulacak, fakat kafirlerin sorgulanmaları azar mahiyetinde olacaktır. Çünkü kafirler şükrü terk etmişlerdir. Müminlerin sorgulanması ise onların şereflerini yükseltmek mahiyetinde olacaktır. Çünkü müminler vaktiyle şükretmişlerdi kendilerinden sorumlu tutulacak nimetler ise her nimeti kapsar. Derim ki, bu görüş güzel bir görüştür. Çünkü, ayetin, lafzı gencidir, el firya bu şunu zikretmektedir, bize viserka, tbne binecekten yüce Allah'ın, sonra andolsun o günde nimetlerden elbette sorulacaksızdır. Buyruğu hakkında dedi ki, dünyada zevk veren her şeyden. Ebu'l-Ahvas, Abdullah ve Mesud'dan, o peygamber savdan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Şüphesiz yüce Allah kıyamet gününde kulu üzerindeki nimetlerini tek tek sayacak, sonunda ona karşı şunu dahi sayacak. Benden seni filan kadın ile evlendirmemi istedin ve bu arada o kadının ismini verecek. Ben de seni onunla evlendirdim. 29. Tirmizi'de Ebu Hureyre'den şöyle dediği rivayet edilmektedir. Şu sonra and olsun o günde nimetlerden elbette sorulacaksınızdır. Ayeti nazil olunca insanlar, ey Allah'ın Resulü, bize hangi nimetlerden sorulacak, dediler. Çünkü nihayet bizim salıp olduğumuz iki kara şeydir. Hurma ve suyu kastediyorlar. Düşman da yanı başımızda, kılıçlarımız omuzlarımızda, bekliyoruz. Peygamber, şüphesiz ki bu olacaktır, diye buyurdu. 30. Yine ondan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah, sav buyurdu ki, kıyamet gününde kula ilk sorulacak şey, biz sana sağlıklı bir beden vermedik mi? biz sana doyasıya soğuk su içirmedik mi? Sorusu olacaktır. 31, dedi ki, İbn Ömer'in hadisi de şöyledir, ben Resulullah, Sav'ı şöyle buyururken dinledim, kıyamet günü uyunca Yüce Allah kullarından birisini çağıracak, onu önünde, durduracak ve ona mey hakkında nasıl soru sorduysa, makam ve mevkileri hakkında da soracaktır. 32, makam ve mevki, ka, hiç şüphesiz dünya nimetlerindendir. Malik Allah'ın rahmeti üzerine uysun dedi ki, bundan kasıt beden sağlığı ile gönül hoşluğudur. İşte bu yedinci bir görüştür. 33. 8. Bunun güvenlik ve afiyet ile birlikte uyku olduğu da söylenmiştir. 9. Süfyan B. Uyeyne dedi ki, açlıktan kurtaran ve avreti örten, kaba yiyecek ve içeceklerden ötürü kıyamet gününde kişi sorumlu tutulmayacaktır. Kişi ancak, daha ileri, nimetlerden sorumlu tutulacaktır. Süfyan, dedi ki, Buna delil de Yüce Allah'ın Adem'i cennette yerleştirdikten sonra ona, çünkü orada sen aç da kalmazsın, çıplak da ve sen onda susuz da kalmazsın, güneş sıcağını da çekmezsin, taha, 20 bölü 118 eksi 119 diye buyurmuştur. Buna göre bu dört şey yani açlığı gideren, susuzluğu gideren ve sıcağa karşı içinde banyan ve kendisiyle avretini örtebildiği şey Adem, A, S, A mutlak olarak verilmişti. Bunlardan dolayı onun hesaba çekilmesi söz konusu değildi. Çünkü bunlar onun için kaçınılmaz şeylerdi. Derim ki, buna benzer bir görüşü Ey Kuşeyre bu Nas da zikretmiş ve şöyle demiştir, şüphesiz ki, kulun kendisiyle avretini örteceği bir elbise, vücudunu ayakla tutabilecek kadar yiyecek ve sıcak ve soğuğa karşı kendisini koruyacak bir mekan kendilerinden sorgulanmayacağı şeyler arasındadır. Derim ki, bu görüş, peygamber, sav, ne şu buyruğundan çıkartılmıştır. Bu hususlar dışında Ademoğlunun bir hakkı yoktur. İçinde barınacağı bir meskeni, avretini örten bir elbisesi ve kalıksız ekmek ile su. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. 34. En nadir B. Şumel dedi ki, hadiste gecem, cilfü bir hubz, beraberinde katık bu sunmayan ekmek demektir. 10 Muhammed B. Kab'da şöyle demiştir, Naim, nimetler, Yüce Allah'ın bize Muhammed, sahabı göndermekle ihsan etmiş oyduğu nimettir. Kur'an, ı de de şöyle buyurulmuştur, Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden ayetlerini okuyan, bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Ali İmran, 11 yine El Hask Yıldız Ne ve El Mufaddal dedi ki, 13'lı şey cehriyatlerin hafifletilmesi, Kur'an-ı Kerim'in kolaylaştırılmasıdır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur, dinde size güçlük vermedi. El-Haç, 22 bölü 78, yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, Andolsun ki biz kur, anı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde vurma ibret alıp düşünen, El-Kamer, 34 bölü 17. Derim ki, bütün bu sayılanlar, ayrı ayrı, başlı başına, nimettir vt, Kula bunlara karşı şükür mü etti, yoksa nankörlük mü etti diye soru sorulacaktır baş taraftaki görüşler daha kuvvetlidir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Tekasir suresi burada sona ermektedir. Allah'a hamdolsun. 35. Bir, Buhari'de böyle bir ifade tespit edemedik. Ancak, Suyiri, E.D. Durrul Mensur, 8, Filoda Katsde'den Medine'den indiği anlamı cıkartılafayacak iki rivayet kaydetmektedir. Alusi, Ruhul Meani, xxx, 223, küçüktür le bazı delillere dayanarak Medine'de indiği gdrü, şiniğin daha kuvvetli olduğuna dikkat çekmektedir. 2. İmam Kurtubi, El Camiyü Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 309. 3. Müslim, 4. İri, Tirmizi, J.V., 572, V, V.L. 7 litre Nesol ve düzeltme işareti K, Müsid, I ve İ, I. L.B. 4. Bu son cümle Ebu Hureyye'nin rivayetinde Müslim IV 2273 İbn Kesir Tefsir IV 545'te Münferiden Müslim tarafından rivayet edildiği belirtilmektedir. 5. Buhari V. 2365, Müsned, V. 218 Ebu Vakit Elleisi'den, Heysemi, Mecmi-i 140'da Ebu Vakid'in rayvayetiyle Ahmet ve Taberani tarafından rivayet edildiğini Ahmet'in rayvayetindeki rikali olduğunu belirtmektedir. 6. İmam Kurtubi, El camiülle Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 309-311. 7. İmam Kurtubi, El camiyül Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 311-312. 8. İmam Kurtubi, El Camiül Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 312. 9. İbn Mas, I. 501. 10. Müslim, 2. 671, Müsned, 2. 441. 11. Tirmizi, 3. 370, Nesa'ı, VLE, 234, 8. 310, Mizan, V. 355. 12, Tirmizi, 111, 371, İBN Mace, I, 502, Müsned, 2, 337. 356. 13, Tirmizi, I, 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 371'de hadisi zikrettikten sonra kaydettiği açıklamaları, 14, İmam Kurtubi, El Camiülle Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 312-313. 15. İtin Hilhan, Sayih, 14, Yüzde, Hakim, Müstedrek, 2. 351 Müsned 1. 215 İ 7